yazıtların e, keşfi kısmına geldik Arkadaşlar bunu bitirdikten sonra orhun alfabesine geçeceğiz orhun harfli yazıtların keşfi metinlerin keşfi Türkoloji araştırmalarının seyrini değiştirmiştir Ancak bu keşif kolay olmamış yazıtların varlığından ilk olarak söz eden bildiğiniz üzere Çin yıllıkları Ayrıca 13. Yüzyıl e, İranlı tarihçi İlhanlı tarihçisi Alaaddin Atamelik Cüveyni Dünya Tarihi ile ilgili Tarih Cihan Güşü adlı eserinde Türklere ait yazılı taşların varlığında söz eder. 13. asırda çok erken bir dönemde Cüveyni eserinde bir Uygur efsanesine göre onların dünya yüzüne çıktıkları ilk yer Orhun Nehri'nin kıyısıdır. Bu nehir Kara Korum denilen bir dağdan çıkar. Bunlardan es başka bir nehrin kenarında. Eskiden ordu balık bugün ise mavu balık denilen bir şehir vardır. Bu şehrin yakınında bulunan kayalara yazılar yazılmıştır. Ben onları gördümdür. Bunu çeviren Mehmet Öztürk. Türk rünik harfli yazıtlar hakkında bilgi veren bir diğer kişi de Milesko'dur. Milesko Rus, çağı, Rus çarı Alexey Mihailovic'in elçisi olarak 1675'te Çin İmparatoru Kang Hisin sarayına gitmek için Moskova'dan ayrılır. Ve bu seyahate e, seyahat sırasında bir günlük tutar. Milescu bu seyahat sırasında Yenisey Nehri'nin yukarı kısmındaki bazı yazılı taşlara ait kayıtlar tutmuştur. Krasnoyarsk halkı. Yenisey'e şerbetçi otu toplamaya çıkarlar. Yenisey o adacıklar üzerinde gurur bir, gür bir şekilde doğar ve hızla akar. Nehir kıyısında dik bir kaya vardır. Kayanın üzerinde taşa kaz kazılmış bilinmeyen bir yazı ve yazının ortasında çapraz kazılmış elinde asa ve bu türden başka şeyler bulunan insan figürleri var. Bunların kazıldığı yerde bir çukurun bulunduğu söylenir fakat hiç kimse buradaki yazının ne olduğunu ve kimler tarafından yazıldığını bilmez. Milesko'nun çukur yer ve ellerinde asa ve benzeri şeyler ee, bulunduran insan figürleri ifadelerine bakarak bu yazıtların Akus ve Karaus yazıtları olabileceği tahmini yapılmıştır. Yeni yazıtları ilk olarak 1721 ve 22 yıllarında Strahlenberg ve Messerschmitt tarafından Yenisey Nehri'nin yukarı mecrasında bulunur. Bilim adamı titizliğinde olan bu iki kişi biri subay biri doktor Yenisey Vadisi'nde araştırma yaparken bir taşa rastlar. Strahlenberg 1730'da kitabında iki yazıtın ve yazıtlar üzerindeki harflerin şekillerini verir. Kitabın yayınlandığı tarihten itibaren Avrupalı doğu bilimciler, altayistler ve türkologlar bu bilinmeyen yazının çözümü için uğraşmaya başlarlar. Spassky 1818 yılında Sibirya ile ilgili bir bültende Sibirya'ya ait eski eserler hakkında bir yazı yazar. Bu yazı 1822'de Latince'ye çevrilir. Bunu okuyan Avrupalılarda özellikle fin Finlandiyalılarda büyük merak uyanır. 1847'de Kastren aynı bölgede runik harfli yeni taşlar bulur. Fin Arkeoloji Cemiyeti 1887-88 yıllarında Johan Aspel'in başkanlığında Abakan ve Altay bölgelerine iki sefer düzenler heyet eski ve yeni. 32 taşın mükemmel kopyalarını 1889'da Helsinki'de yayımlar. Bu atlas Yeni Sey Vadisi'nde yer alan o güne kadar bilinen yazılı taşların tamamını içermektedir. Yalnız bu yazıtlar Yazının çözümü için yeterli büyüklükte de değildir. En büyüğü 12 satırlık tahribat ve silintilerin fazla olduğu yazıtlardır. Rus Coğrafya Cemiyeti 1889'da Mihailovic Yadrinsev başkanlığında bir heyeti Orhun Irmağı kıyılarına araştırma için yollar. Bunlar Kültigin Bilge Kağan yazıtlarını bulur ve aynı yıl bu buluşu duyururlar. Bunun üzerine Fin Arkeoloji Cemiyeti ve Fin Ugor Cemiyeti bölgeye hemen Heykel Başkanlığında yeni bir heyet gönderir. 1892'de heyet Helsinki'den rapor, açıklama ve araştırmalarla birlikte yeni anıtların mükemmel bir atlasını yayımlar. Bilim dünyasında Fin Atlası olarak bilinen bu yayın ile Kültigin ve Bilge Kağan anıtları ilk defa bilim dünyasına tanıtılmış olur. 1891'de Ruslar da aynı bölgeye Radov başkanlığında bir heyet göndermiş, heyet yazıtların resimlerini çekmiş ve kopyalarını çıkarmış. Bilim dünyasında Radov atlası olarak da Radov atlası olarak da bilinen ee, olarak bilinen bu atlas da bu şekilde yayımlanmış olur. Bu iki atlas kalıpları alma yöntemleri bakımından farklıdır. Radloff kalıplar üzerinde çok rötuş yapmıştır düzenleme. Diğer yandan bunlar birbirini tamamlayan atlaslardır. Yani Radloff atlasıyla Fin-Ugor fin atlası. Bu şekilde iki yayınları yapılan eski Türk runik harfli yazıtlardan Kültik'in yazıtının Çince yüzünün okunmasıyla yazıtların Türklere ait olduğu anlaşılır. 1995 yılında Türkiye Cumhuriyeti önemli bir proje başlatır. TİKA ile Moğolistan Eğitim Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından yürütülen bu projenin adı Moğolistan'daki Türk Anıtları Motap Projesidir. Osman Fikri Sertkaya, Cengiz Al Yılmaz ve Sendin Battulgan'ın bu kapsamdaki çalışmaları 2001 yılında Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi albümü adıyla TİKA tarafından yayınlanmıştır. Bu eser Türkiye'de yayınlanan ilk katalog çalışmasıdır. Daha sonra Cengiz Al Yılmaz'ın yayınladığı Orhun yazıtlarının bugünkü durumu 2005'te bu eser yazıtların günümüzdeki durumlarının fotoğraflarını vermekte aynı zamanda vaktiyle Donor ve Radloff tarafından hazırlanmış olan atlaslarda bulunan ama şimdi kısmen veya tamamen dokunulmuş harfleri farklı renklerle dizilmiş olarak metnin yeniden oluşturulmuş biçimini sunmakta. Yani daha detaylı eserde halen bazı yerleri kısmen dokuk bulunan, dökük bulunan İşaretler de başka renklerle veya biraz e, üstte dizilerek belirtilmiştir. Yani biraz daha düzenleme yapılmış e, Cengiz Al Yılmaz tarafından. Bu konuyu da burada bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra artık geçeceğimiz konumuz hangisi? Orhun alfabesi. Bu konuyu da işleyeceğiz. Sırasıyla görüşmek dileğiyle.